İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Çımış katsak, çemiş gezek. 19 Aralık'tan itibaren Artsah eğitim kurumlarında dersler devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi, Bakü'nün Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlığı durdurulmalıdır. Batı Ermenistan'ın Şırnak'taki ağaç kesimlerine karşı verilen mücadele sürüyor. Artsa halkının güvenliğini sağlamak için önlemler alın. Frank Balon, Biden'a yapılan çağrıya katıldı. Batı Ermenistan'ın Sasun'da din ahlakı. Ermeni müzik aletleri, Duduk. Batı Ermenistan'daki Çımışkatsak, Çemişgezek şehri, Harbert'in yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında ormanlık bir alanda deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte yer almaktadır. İdari olarak eski zamanlarda zopkun bir parçasıydı ve Modern zamanlarda Harbet Eyaleti'nin Dersim ilinde yer alıyordu. 15. yüzyıla kadar oldukça kalabalık ve bakımlıydı. Ancak 1474 yılında Memlük Türkleri tarafından ele geçirildikten ve nüfusun esir alınmasından sonra yüzyıllar boyu küçük bir kasabaya dönüşmüştür. Kent ekonomisinin dalları el sanatları, ticaret ve tarım işleriydi. Ermenilerin iki kilisesi vardı. Biri Surp Asvazat'ın kilisesi, diğeri ise 1825 yılında inşa edilmiş Surp Toros Kilisesi. Bu sonuncusu eski bir tapınak yerine inşa edildi. Çımışkatsak çeşitli antik yapılar ve tarihi anıtlar, bir zamanlar şehri çevrilen savunma surlarının kalıntıları, eski kalenin izleri, kiliseler ve şapeller ve diğer yapıların harabeleri korunmuştur. Çımışkatsak'ın Ermeni nüfusu Sasun halkı gibi cesurdu ve savaşlarda uzun süre kahramanca kendini savundu. 1830-1850 yılları arasında nüfusu 6500'ü Ermeni olmak üzere 8000 kişiye ulaştı. 1915'teki soykırım Arminosit arifesinde şehrin nüfusu hemen hemen aynıydı. 1915 yılında buradaki Ermeniler de soykırıma Armenoside uğradı. Bir kısmı Türk ordusunun kurbanı oldu. Hayatta kalanlar ise çeşitli yerlere sürüldü. 1930'larda Çamışkazaklı nüfusu aralarında az sayıda Ermeni de bulunan 5-6 bin kişiye zar zor ulaştı. Kaynak Ermeni House. Azerbaycan tarafından Ermenistan Cumhuriyeti'nden Artsaha giden doğalgazın kesilmesi nedeniyle eğitim sürecinin durdurulduğu tüm eğitim kurumlarında 19 Aralık'tan itibaren dersler yeniden başlayacak. Artsaha'da doğalgaz arzı 16 Aralık'ta yeniden sağlandı. 13 Aralık akşamı Artsah Bilgi Merkezi Azerbaycan'ın Artsaha doğalgaz tedarikini durdurduğunu bildirdi. Stepanagert bunu Azerbaycan'ın Artsakh'taki sivillere karşı sürekli olarak uyguladığı insani ve ekonomik terörizm olarak değerlendirdi. Artsakh'ı Goris bölgesine bağlayan tek yol şu ana kadar kapalı olduğunu, bu nedenle insanların giriş çıkışı ve insani yardım malzemelerinin taşınmasının durdurulduğunu hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Jim Langevin, Twitter mikroblogunda yazdığına göre Azerbaycan tarafından Arpsak'ı Goris bölgesine bağlayan tek otoyolun haksız ve ahlaksız ablukası durdurulmalıdır. Kongre üyesi yazısında Arsak'ta 120 bin masum sivil şu anda doğalgaz, yiyecek ve ilaca erişimden yoksun durumda. Bakü'nün Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlığı durdurulmalıdır Vurgusunda bulundu. Batı Ermenistan'daki Şırnak'ın Besta, Cudi ve Gabar bölgelerinde güvenlik gerekçesiyle yaklaşık iki yıl önce başlatılan ağaç kesimleri devam ediyor. Askerlerin gözetiminde ve korucuların desteğiyle kesilen ağaçlar tır ve kamyonlara yüklenerek kentin dışına taşınıyor. Şırnak Barosu kentteki ağaç kesimlerine karşı bu süreçte önemli bir mücadele yürüttü. Baro, Temmuz 2022'de hazırladığı bir raporla ağaç kesimlerinin herhangi bir yasal dayanağı olmadığını belirterek hukuki mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Baro'ya bağlı avukatlar bu süreçte darp bile edildi fakat geri adım atmadı. Baro, hazırladığı rapordan sonra Ağustos ve Eylül aylarında Kamu Denetçiliği Kurumu'na yani Ombudsmanlığa başvuruda bulundu. Ağaç kesimleri ve bölgenin ormansızlaştırılması aslında siyasetler üstü bir meseledir. Şırnak Barosu'nun açıklamalarına göre ağaç kesimleri yüzünden bölgedeki yeşil alanın %7'si yok oldu. Ağaç kesimleri baronun açıklamalarını doğrular nitelikte Google Earth'te yansıdı. Batı Ermenistan uluslararası toplumun dikkatini çekiyor. Ormanlar Batı Ermenistan'ın genetik kaynaklarının ayrılmaz bir parçası. Batı Ermenistan ormanlarını yok etmek uluslararası hukuka göre suçtur. Çünkü bu ormanlar yerli Ermeniler için bir yaşam kaynağıdır. Bu sadece Batı Ermenistan'ın egemenliğine değil aynı zamanda Ermenilerin yaşamsal alanına da bir saldırıdır. Türkiye politikasıyla Batı Ermenistan'ın ekosistemini yok etmeye çalışıyor. Bu da ciddi bir felakete yol açabilir. Amerika Birleşik Devletleri kongre üyesi, Ermeni İşleri Kongre Komitesi Eş Başkanı Frank Palon, bir dizi kongre üyesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a arsa halkının güvenliğini sağlamak için önlemler almaya çağıran bir mektup yazdı. Infoport Ajansı'nın aktardığı habere göre kongre üyesi Twitter'da şunları yazdı. Azerbaycan'ın Berzor koridorunu abluka altına alıp binlerce insanı riske atmasının ardından meslektaşlarımın Arsa halkının güvenliğini sağlamak için önlemler alınması çağrısında bulunan Başkan Biden'a yazdığı mektubuna katıldım. Ermeni kaynaklarında Batı Ermenistan'ın Sasun halkı son derece gelenekçi olarak sunulur. Aile ve ailenin örf ve adetleri onlar için önemlidir gayretli, ağırbaşlı ve muhafazakardır. Ailevi veya ekonomik bir sorun olmadığı sürece herkese karşı naziktirler. Ancak öz sevgi incindiğinde veya haysiyetleri zedelendiğinde tamamen değişir ve o anda bir dostu veya düşmanı bile tereddüt etmeden öldürebilirler. Yüzyıllardır alışkanlıkları dağları gibi sarsılmaz. Milli kolektif hayatın taşıyıcısıdırlar ama aynı zamanda iç hayatı konusunda oldukça bencil ve kapalıdırlar. Toprağına ve suyuna, dağlarına ve geleneklerine bağlı, çalışkan dağların saf insanlarıdır. Hayat ne kadar zor da olsa atalarının topraklarına bağlı kalmayı tercih ederler. Düşmanlarla çatışmaktan kaçınarak dağlara sığındılar ve dev kaya oluşumlarında evler inşa ettiler çoğunlukla hayvancılıkla uğraşırlar. Kendilerini ve kendi sürülerini koruduğu gibi ailelerini ve aşiretlerini de koruyorlar. Bu karakter haline geldi. Çok sayıda kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan malzemeler, kayalar ve mezar taşları üzerindeki kabartmalar, ortaça minyatürleri ve tarihçilerin tanıklıkları, Batı Ermenistan'da eski çağlardan beri çok ve çeşitli müzik aletlerinin kullanıldığını göstermektedir. Üç ana müzik aleti türü vardır: üflemeli, yaylı ve vurmalı. Ermeni üflemeli çalgıları arasında Duduk özel bir yer alıyor. Sıcak, güzel sesi nedeniyle özellikle lirik ezgiler, Duduk ustaları sanatçılarının repertuarında geniş yer tutar. Ermeni duduk veya başka deyişle de Zilanapoh aletin tarihi milattan önce 95-55 yılları arasında hüküm süren Ermeni kralı Büyük Dikran dönemine kadar uzanır. Duduk kayısı ağacından yapılır. Uzunluğu 28, 33 veya 40 santimdir. Günümüzde Duduk, Ermeni Duduk ustalarının yüksek icra becerileri sayesinde dünyanın profesyonel müzisyenleri ve bestecileri arasında büyük ilgi görüyor. 2008 yılında duduk ve müziği başlıklı Ermeni somut olmayan kültürel mirası unsuru UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesinde dahil edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1907-1987 yılları arasında yaşamış olan Gusan Aşot'un Margarit Şahinyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Siruncan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.